Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğumuz ING Bank Teknoloji'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı. Bahadır Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bahadır Bey'le bugün bankacılıkta robot teknolojisi, yapay zekayı konuşacağız. Bankaların teknoloji yatırımlarını konuşacağız. Bankalar teknolojik dönüşümde çalışanlarını bu sürece nasıl hazırlıyor onu konuşacağız. Ve elbette ki büyük veriyi, büyük datayı nasıl işliyor onları konuşacağız. Bahadır Bey, şimdi bu dijital dönüşümde, teknolojik gelişimde dünya öyle bir yere geldi ki artık bankalar sadece birbiriyle değil. İşte bankalar fintechlerle de rekabet eder hale geldi. Startuplarla da rekabet eder hale geldi. Bir platform ekonomisi diye bir gündemimiz var ve gerçeğimiz var. Onlarla da rekabet edebilir hale geldi. Böyle bir dünyada ING gibi küresel de bir marka geleceğe nasıl hazırlanıyor teknoloji tarafında? Anladım. Ben şöyle başlayayım sorunuza. ING grubunun ana stratejisi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın her zaman bir adımda önde olmalarını sağlamak üzerine kurulu. Bunu sağlarken de en büyük yardımcı unsur da dijitalleşme. Dijitalleşmede de işte tam bu noktada fintechler veya daha genel tanımıyla startuplar işin içerisine giriyor. Çünkü startupların yeni fikirleri üretme, bu fikirleri çok hızlı hayata geçirebilme, çeviklik, girişimcilik, daha esnek ve hızlı olmaları, çeviklik bu konularda çok önemli aktörler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz rekabet dediniz, rekabetten ziyade biz startupları iş ortaklarımız olarak görüyoruz. Globalde bizim de içinde bulunduğumuz tüm ülkelere baktığımızda 100'ün üzerinde startupla işbirliği var. İşbirliği yapmış durumdayız. Grubunda. Evet, yine grubunda. Türkiye'de biz 32 tane startupla şu anda fiilen işbirliği içerisindeyiz. Bu startuplarla çalışmadan biz birçok şey de öğrendiğimizi, özellikle çeviklik, yaratıcılık ve girişimcilik konularında çok şey de öğrendiğimizi görüyoruz. Bunun yanı sıra İTÜ Çekirdek'le bizim 2 yıl oldu. 2 yıldır süre gelen bir birlikteliğimiz var, işbirliğimiz var. Big Bang projesinde. Hatta orada beni daha çok sevindiren başka bir konuda geçen yıl 40'ın üzerinde bankamızda çalışan 40'ın üzerinde çalışan arkadaşımız mentor olarak startuplara mentorluk verdiler. Bu Big Bang projesi nedir? Biraz bahsedebilir miyiz yani sizin İTÜ'de yaptığınız? Orada startuplara bir destek amaçlı bir proje bu. ING çalışanları da burada mentorluk yapıyor. Evet, ING çalışanları da burada bizim İTÜ Çekirdek'le yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde mentorluk yapıyorlar. Biz aynı zamanda ödül de veriyoruz kazanan startuplara, seçtiğim startuplara. Bunun haricinde yine TÜSİAD'ın bu gençlikte bir iş var girişimcilik programına da destek oluyoruz. Üniversite gençleriyle ilgili olan bir program bu. Aynı zamanda Remixopolis'in 2018 ana sponsoru olduk. Burada da liseli gençlerimizin inovasyon kampı ile ilgili bir program bu. Ona da yine ana sponsor olduk. Dolayısıyla biz liselerden başlayarak daha da ileri götürerek bunu tüm ekosistemi destekleme konusunda çalışıyoruz. Aslında bu startuplar, fintechler vesaire ekosistemlerin önemli olan burada bir ekosistem yaratmak ve özellikle startuplara, genç girişimcilere, fintech girişimlerine önünü açmak bir anlamda hem sermaye anlamında destek olmak, onun yanı sıra birazdan da konuşacağız böyle apileri açıp onların gelişimine destek vermek önemli bir şey galiba. Evet, evet. Peki şimdi bankalar son dönemde baktığımızda teknoloji şirketlerinden bile fazla teknoloji yatırımları yapıyorlar. Çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Siz de öyle ciddi yatırım yapan bankalardan bir tanesiniz. Geçtiğimiz aylarda yanılmıyorsam bir açıklama yapmıştınız. Önümüzdeki 5 yıl içinde 150 milyon euro bir teknoloji yatırımı planlıyorsunuz. Bu önümüzdeki dönemde ne taraflara ve nasıl yatırımlar yapacaksınız? ING grubu aslında 900 milyon avroluk bir yatırım açıkladı. Biz de Türkiye olarak yatırımlarımıza zaten başlamıştık ama bundan sonrakileri de toplam olarak bakarsak yaklaşık dediğiniz gibi 150 milyon avroluk bir yatırım söz konusu. Tabii bu dijitalleşme tarafı veya işte verinin kullanımı, veri bilimi tarafındaki yatırımlar. Ancak bu sadece işin finansal tarafı, parasal tarafı. Bizim için onun kadar daha değerli olan diğer konularda da biz ING Türkiye'yi grubun içerisinde bir inovasyon merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz. Aynı zamanda da geliştirme merkezi olarak da konumlandırmak istiyoruz. Bununla da ilgili uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar var. Örnek vermek gerekirse
Biz ING Avusturya'nın mobil bankacılık çözümünü Türkiye'de geliştirdik ve Türkiye'de geliştirmeye de devam ediyoruz. Hı hı. Bunun yanı sıra son dönemde kendileriyle bu iş birliklerini daha da ileriye götürmekle ilgili, daha da genişletmekle ilgili görüşmeler yapıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde onu da sonuçlandıracağız. İşbirliğimizi büyüteceğiz. Onun yanına yani ING... Türkiye globale buradan dijital tarafı ihraç eder duruma geliyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet, çok önemli. Almanya'yı da ekleyeceğiz. Geçenlerde yaptığımız toplantıda Avusturya'nın başarı hikayesini yazdıktan sonra Almanya'yı da dahil etme konusunda konuştuk, anlaştık. Tabii bununla birlikte aynı zamanda grubun içerisinde ortak bir para ATM sistemi geliştirildi. Biz bu sistemin geliştirilmesindeki global anlamda bir sistem geliştirildi. Bu sistemin geliştirilmesinde biz de ING Türkiye olarak, teknoloji ekibi olarak aktif rol aldık. Bunun yanında geliştirdiğimiz ve uluslararası birçok otorite tarafından ödül almış olan kimlik doğrulama sistemimiz var, Strong. Bunu da burada geliştirdik. Bunun haricinde yine geliştirdiğimiz bir ING Stand diye bir uygulamamız var. Hem hatırlatıcı ama aynı zamanda da işlem de yapan bir uygulamamız. Bu uygulamayı da geliştirdik ve bunun da globalde kullanımıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'de geliştirdiğiniz bir şey, evet. Yine globale ihraç edeceksiniz. Evet. Yani sadece finansal tarafı değil, bizim için bu taraflarda çok önemli. Yani bu işbirliği ve buradan bir üs olarak Türkiye'yi belirleyebilmek bizim için çok daha kesinlikle önemli. Asıl önemli olan da bu olsa gerek. Hani buradan teknoloji ihracatı ya da işte ürün ihracatı bu anlamda teknoloji tarafında çok daha değerli kılıyor anladığım kadarıyla. Evet. Peki az önce bir büyük veri dediniz. Bu büyük veri, veri analitiği yani tüm sektörler için çok önemli ama hani tabii bankacılıkta olan veri de herhalde çok az yerde vardır diye düşünüyorum yani baktığınızda bütün bankada. Ama tabii bu verinin elde olmasından öte veriyi nasıl işlediğiniz, onu nasıl maksimum faydayla kullandığınız hem tüketicinin faydasına hem kendi şirketinizin faydasına bu çok önemli. Siz burada neler yapıyorsunuz, nasıl kullanıyorsunuz? Bu yola çıkarken dedik ki veri ile ilerleyen bir kurum olacağız, bank olacağız. Yani İngilizcesi data driven bir kurum olacağız dedik. Dolayısıyla bizim için veriyi teknolojinin merkezine koymak çok önemliydi. Bununla da ilgili bütün çalışmalarımızı yıllar önce zaten başlamıştık. Burada aslında iki şeyden bahsedebiliriz. Birincisi elimizdeki bu büyük miktarda bahsettiğiniz büyük miktardaki veriyi işleyerek müşterilerimizin nerede, hangi aşamada, hangi süreçte neye ihtiyacı duyduğunu daha önceden tahminleyebilmek açısından bizim için önem taşıdığını görüyoruz. İkincisi de ileride geliştireceğimiz ürün ve hizmetler için de bize o veri penceresinden bakarak bir ışık tutmasını da istiyoruz. Bununla da ilgili çalışıyoruz. Ben birkaç tane de örnek verebilirim aslında, canlı örnek verebilirim. Bir süre önce hayata geçirdiğimiz fiyatlama konusunda hem kredi hem de mevduat tarafındaki burada veriyi kullanıyoruz mesela. Veriyi kullanarak tüm karar aşamalarında şube çalışanımıza minimum bilgi girdirerek maksimum faydayı sağlıyoruz. Risk analizleri daha güçlü oluyor. Evet. Daha sağlıklı. Bütün zaten risk analizlerini verinin üzerinde yapıyoruz. Veriye bağlı olarak yapıyoruz. Onun yanında aynı zamanda bir müşterimizin bankamızdan ayrılma olasılığını da daha öncesinden tahminleyip ondan önce aksiyon almayla da ilgili yine burada veriyi kullanıyoruz. Bu da çok önemli. Bunun yanında döküman işleme, döküman klasifikasyonu da ilgili projeler üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda işe alımda doğru adayı doğru pozisyona alabilme ile ilgili projeler üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda ATM makinelerinin bozulmaya yakın olduğunu anlayıp yine analiz ettiğimiz verilerden daha öncesinden aksiyon almak için bir modelleme üzerinde de çalışıyoruz. Yani bunlar verdiğim sadece birkaç tane örnek. Bunlar gibi düzenlerce proje üzerinde çalışıyoruz. Şimdi bu teknolojiyi tabii konuşuyoruz ama buradan sevgili Mehmet Sezgin'i de kulakların çınlatalım. Silikon Vadisi'nde fintech şirketi kurdu biliyorsunuz. Mehmet Bey'i ağırlamıştık burada. İşte hani Silikon Vadisi'nde bir fintech kurmanın en zor yanları ne? Onu sorduğumda şey demişti. Sefer şaşırtıcı olacak ama yani Silikon Vadisi'ndesiniz. Nitelikli eleman bulmak en büyük sorun. Şimdi nitelikli ve yetenekli eleman özellikle teknoloji tarafında ciddi sorun gerçekten. Bu Silikon Vadisi'nde de aynı, Türkiye'de de aynı. Dolayısıyla hani sizler için de çok önemli herhalde bünyede tutmak. Doğru. Bu Türkiye'de bu anlamda
gerçekten yetişmiş kadro herhalde var diye düşünüyorum ben ama bu kadroyu tutmak için neler yapıyorsunuz? Ben kadrodan ziyade şöyle bir giriş yapayım. Doğru yeteneği doğru yere almak ve onunla uzun yıllar çalışabilmek için önce o yeteneğin o kurumdan ne istediğini, nasıl bir çalışma ortamı istediğini anlayabilmek lazım. Biz bununla da ilgili aslında birkaç yıldır üzerinde düşünüyoruz. Bununla da ilgili birkaç tane aşamalı örnekleri de hayata geçirdik. Mesela bir tanesinden bahsedeyim. Biz her şeyden önce diyoruz ki teknolojiyi biz bankanın kalbi olarak görüyoruz. Biz bir teknoloji şirketiyiz ama bankacılık lisansımız var diyoruz. Bunu her yerde, her ortamda söylüyoruz. Ama bu sadece söylem olarak kalmıyor. Çünkü yeteneklerin biz kendilerini daha rahat ifade edebildikleri, yaratıcılıkla ilgili konularda kendilerine alan sağlayabildikleri, daha çevik çalışabildikleri, istedikleri zaman gelip istedikleri zaman çalışabildikleri bir ortam yaratmak gerektiğini gördük. Biz teknoloji ekibi olarak yaklaşık 3,5-4 yıl önce tüm teknoloji çalışanlarımızın haftada 2 gün uzaktan çalışmasını sağladık. Haftanın her günü de aslında istedikleri saatte gelip gidebiliyorlar. Dolayısıyla biz daha çok güvene dayalı bir esnek model. Esnek model yarattık. Bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda da kıyafet de zaten serbest. Çok böyle hani ceket, kravat kullanmıyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde bir uğramıştım sizin bankaya gerçekten de. Bisikletle gezen arkadaşları gördüm. Bisikletle gezenleri gördüm ve çok keyifli bir ortam olmuş. İşte bir diğer konu da o. Keyifli ortam olması lazım. Yani biz ben her söylemimde arkadaşlarla konuşurken teknoloji ailesi diyorum. Yani bir aile gibi olmamız lazım. O aile içerisindeki o sıcaklığı kurum içerisinde de hissetmesi lazım gelen arkadaşımızın. Çünkü teknolojiyle bankaların ilgilenme sebeplerinden bir tanesi verimlilik aslında. Baktığınızda araştırmalarda o çıkıyor. Hani dijitalleşmede de verimlilik, büyüme vesaire ama verimlilik çok önde. Dolayısıyla öncelikle hani bankanın verimliliğini artırmak için çalışanın verimliliğini artırmak gerekiyor. Aynen. Yani mutlu olması lazım, keyif alması lazım. Demin söylediğiniz bisiklet örneği mesela. Bir çalışma arkadaşımız işe gelirken mutlu olarak geliyor olması lazım. Yani çalışma arkadaşları da önemli, ortam da çok önemli. Dolayısıyla biz bu ortamı da yetenekler için hazır hale getirmek için çalıştık. Tüm bunlar tabii işte esnek çalışma modelinden bahsettim, kıyafet serbestliğinden bahsettim. Bunlar tabii işin bir parçası. Diğer parçası da biz çevik yöntemle çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır biz çevik yöntemle çalışıyoruz. Bu ne demek? Yani İngilizcesi agile. Bu büyüklükte ilk banka olduk baktığımızda. Ve iş birimleriyle çok daha yakın, sizin bahsettiğiniz gibi çok daha şeffaf iş sonuçlarını rahatlıkla görebildikleri bir ortam yarattık. Bizim için bu iletişimin açık olması çok önemli ve bu çevik çalışma yöntemi de bize hem sonuçları çok daha rahat görmemizi sağlıyor hem de o açık iletişimle çok daha verimli bir çalışma ortamı sunuyor. Aynı zamanda tabii biz global çapta da iş imkanı sunuyoruz. Sonuçta global bir bankayız. Hı hı. Bizim son 2 yılda 50'nin üzerinde arkadaşımızı İNG'de grup içerisinde bankalara gönderdik. Bununla da gurur duyuyoruz. Üst düzeye gidenler var ve bunlarla da gurur duyuyoruz. Hakikaten bu çok önemli bir şey herhalde. Benim de tanıdığım yöneticiler yani yetenek transferi de yapıyoruz yurt dışına ve hep bana gelen geri beslemelerde çok memnun oldukları yönünde bütün çalışan arkadaşlarımızdan. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Peki şimdi bu tabii hani çalışanların verimliliğini artırma dedik, teknolojik vesaire dedik ama önümüzdeki dönemde hatta günümüzde başladı. Bankacılığın geleceğinde iki şey çok öne çıkıyor. Nedir bu işte? Robot teknolojisi ve yapay zeka. Ve buna yönelik de bir sürü ürünler görüyoruz. İNG, hani siz dediniz ki biz teknoloji şirketiyiz ama bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketiyiz. İNG'nin buradaki planları ne? Ne tarz ürünler çıkartıyor yapay zekada ve robot teknolojisinde? Burada şöyle bir güzel bir haberle de başlayayım. İNG grubu bu konuların, bu teknolojilerin çok önemli olduğunu daha önceden gördüğü için global anlamda bir başkanlık oluşturdu. Yapay zeka ve robot teknolojileri başkanlığı şeklinde, global başkanlığı şeklinde ve o global başkanlığına bizden, İNG Türkiye'den arkadaşımız atandı Görkem Köseoğlu. Gurur duyduk. Evet, şu anda Görkem bizim bütün İNG 40'ın üzerindeki İNG ülkelerindeki tüm yapay zeka ve
robot teknolojilerinin koordinasyonundan, implementasyonundan sorumlu bir görevde. Ve bundan çok mutluluk duyuyoruz. Biz yapay zekayı veya robot teknolojisini insana karşı değil, insanın yerine değil, insanla birlikte olarak görüyoruz. Yani dolayısıyla insanın hayatını kolaylaştıran, bitiren değil, kolaylaştıran bir teknolojiler olarak görüyoruz ikisini de. Yanlış hatırlamıyorsam bir araştırmadan bahsetmiştik geçen günlerde. 2022 yılında artı 400 bin mi iş yaratacak yapay zeka? Yani götüreceği işlere ve getireceği yeni işlere bakıldığında aslında artı bir, hani iş, insanların işini elinden alan bir durum değil de. Yani şöyle görmek lazım. Mutlaka bazı işler ortadan kalkacaktır. Bu normaldir. Yani 50 yıl önce olan bir iş şu anda da olmuyor olabilir. Bu yapay zeka ve robotun getirdiği bir konu da olmayabilir. Dolayısıyla değişime açık olmak, değişime hızlı adapte olabilmek, işte bu çevik çalışma yöntemi de zaten biraz da onu bize sağlıyor. Değişime biz çok çabuk uyum sağlayabiliyoruz. Bence bu çok önemli. Dediğim gibi Görkem'in yapay zeka ve robot teknolojinin başına gelmesi bizi gururlandırdı ve onunla da ilgili biz Türkiye'de de bir ekip kurduk. Bu ekipte yeni değil, yaklaşık 2 yıl kadar önce robot tarafıyla ilgili, yapay zeka tarafıyla ilgili biz geliştirmelere başladık. Şu anda 200'ün üzerinde robotumuz şu anda devrede. Birçok yapılan manuel ve sürekli aynı şekilde yapılan, tekrarlayan işleri biz robotlara yaptırıyoruz artık. Yapay zeka tarafında da makine öğrenmesi de dahil olmak üzere çeşitli projelerimiz var. Mesela chatbot projemiz var şu anda hayatta ve çok çok güzel, olumlu geri beslemeler alıyoruz ürünlerimizle de ilgili. Yani buradaki yatırımlarımız devam edecek. Bu chatbotlarla önümüzdeki dönemde herhalde beklenti yüksek burada. Yani yeni yeni başlayanlar var, bir süre önce başlayanlar, ama hani beklenilen şey alındı mı verim, yoksa biraz daha zamanı var mı chatbotlar? Ya biraz daha zamanı var. Çünkü daha yeni bu teknolojileri kullanmaya başladık. Ancak bu da aynı şekilde yine tekrarlayan işleri daha fazla chatbot'a yükleyip oradan kazandığımız iş gücünü daha verimli işlerde kullanabilmeyle ilgili çalışıyoruz. Peki siz az önce bu şirket içinde inovasyon kültüründen bahsettiniz. Yani nedir bu? Neler yapıyorsunuz burada? İnovasyon kültürü derken neyi kastediyorsunuz ve neler yapıyorsunuz? Şimdi bir inovasyon kültüründen bahsetmek için onun öncesinde bir zemin hazırlanması lazım. Bir daha önceki sorunuzda verdiğim yanıtta da, hani yeteneklerle ilgili olan sorunuzda verdiğim yanıtta da, o kültürü oturtturabilmek için bir kere minimum hiyerarşi olması lazım. Maksimum açık iletişim olması lazım. Kesinlikle. Gerçekten arkadaşlarımızın burada keyifle çalışıyor olması lazım. Kurumda keyifle çalışıyor olması lazım. Biz bunları oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bunların üzerinde yatırımlarımız da daha da devam ediyor. Bir platform da geliştirdik. İsmine Pi verdik. O platformdan yenilikçi fikirleri arkadaşlarımız girebiliyorlar. Aynı zamanda globalde de bizim bir yenilikçilik kampımız var. O kamp da yıllık olarak düzenleniyor. Türkiye'nin de dahil oldu. 40'ın üzerindeki ülkeden arkadaşlarımız fikirlerini, yenilikçi fikirlerini giriyorlar. Mentorlar aracılığıyla da onları olgunlaştırıyorlar. Daha sonra da yarışmaya katılıyorlar. Yarışmaya da ödüllerimiz de var. Ancak ödülden ziyade Türkiye'den de birçok ödül aldık. Türkiye'deki arkadaşlarımız da birçok ödül aldılar. Ödülden ziyade daha önemli olan tarafı bence işte kültürün oturmasında o fikirlerin hayata geçirilebilmesi. Biz bunlardan bazılarını da hayata geçirdik. Örnek vereyim ben size. Biraz önce İNG Asistan'dan bahsetmiştim size. Mesela İNG Asistan aslında bu yenilikçilik kampında çıkan fikirdi. Ve biz o fikri çok beğendik Türkiye olarak. Ve biz uygulamak istiyoruz dedik. Fon aldık gruptan ve biz kendimiz geliştirdik. Ve sonra mobil bankacılığımıza, kanallarımıza entegre ettik. Ve esas gurur verici olan taraf bu. Yani arkadaşlarımız kendi fikirlerinin, yenilikçi fikirlerinin ödül aldığını görüyorlar, ancak görmeleri yetmiyor. Aynı zamanda uygulamaya geçtiği zaman esas otomatikman zaten sizin o kültürünüz oluşmaya başlıyor. Ama tekrar altını çiziyorum. Minimum hiyerarşi, maksimum açık iletişimin olduğu ortam en büyük zemin hazırlar. Zaten böyle olunca da herhalde çalışanlar grup içinde diğer ülkelere de... Evet, mesela bir örneğimiz daha var. Mesela bir Maker Cafe yaptık. Mesela Maker Cafe'yi biz söylemedik, hadi bir Maker Cafe yapalım demedik. Çalışanlarımız, arkadaşlarımız dediler ki bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Biz Maker Cafe yapmak istiyoruz. Tamam dedik, hemen biz onlara bir yer sağladık. Kendi ekipmanlarını getirdiler ve şu anda zevkle mesela iş harici zamanlarında
veya kafalarını daha farklı şeylere kanalize etmek için gidiyorlar. Maker kafemizde çalışıyorlar. Kesinlikle şeyde yaratıcı fikirler de böyle ortamlardan çıkıyor herhalde. Evet. Peki şimdi startuplarla yakın işbirliği içinde izlediniz. Nasıl bir araya geliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz burada startuplarda? Burada bizim ana hareket noktamız İNEG oluşturduğumuz inovasyon merkezimiz. İnovasyon merkezimizde tüm startupları tarıyoruz, işbirliği içerisinde oluyoruz, tarıyoruz ve o startupların içerisinden bizimle çalışabilecek olan startupları seçip işbirliğine gidiyoruz. Bu 32 rakamını daha önce söylemiştim, 32 böyle çıktı. Aslında bir huni gibi düşünün. Biz yüzlercesiyle iletişime geçiyoruz, ondan sonra işbirliği yaptığımız sayı şu anda 32. Aslında 3 temel model üzerinde çalışıyoruz. Birincisi startupların direkt müşterisi olabiliyoruz. Yani ürün ve hizmetlerini direkt satın alarak onların müşterisi olabiliyoruz. İkincisi beraber işbirliği yapıyoruz. Entegre oluyoruz birbirimizle ve bu entegrasyonla bir modelimiz var. Üçüncü modelimiz de yine birlikte çalışarak bir kampanya düzenleyerek müşterilerimize bu startup'ın ürün ve hizmetlerini kampanyayla duyuruyoruz. Bu tabii şey önemli. Hani her şeyi bir kurum ya da bir kişi bilemez ve dolayısıyla bu işbirlikleri bankalar için de ilk başlarda bu dünya örneklerinde de görmüştük. Şey çok ciddiydi. Bu fintech startup'ları rakipti vesaireydi şuydu ama mesela Türkiye'de yapılan bir araştırmada %80 ya da 85'i bankalara rakip değil, bankalara iş ortağı olarak aynen görüyor startuplar. Bankalardan da benim gördüğüm en azından Türkiye'de genelde yaklaşım şey yönünde. İşbirliği yönünde. İşbirliği yönünde, çünkü hani yeni fikirler, ben burada ağırladığım çoğu konumda şeyi görüyorum. Hani onlardan da biz farklı şeyler öğreniyoruz diyorlar. Bu çok önemli bir şey herhalde. Ya ben de size bahsettim zaten. Düşünün ki yenilikçi fikirleri var ve bunları çok hızlı hayata geçirebiliyorlar. Yani bizim öğrendiğimiz çok şey var startuplardan. Kesinlikle. Peki şimdi bu startuplar, fintechler diye konuşurken bu açık bankacılık son döneminde önemli konularından bir tanesi. API'ler açılıyor. Yani burada siz kurum olarak neler yapıyorsunuz? Bu alana nasıl bakıyorsunuz açık bankacılık alanı? Burada İNEG grubu olarak bizim birkaç yıl önce başlattığımız bir inisiyatif vardı. Platform bankacılığı ile ilgili, açık bankacılık ile ilgili. Şu anda birkaç ülkede, İNEG grubunda birkaç ülkede kullanılmaya başlandı. Ve biz de Türkiye olarak önümüzdeki dönemde bu platformu regülasyonun el verdiği ölçüde Türkiye bize kopyalayarak kullanacağız. Bu da tabii bize hem ekosistemle, demin bahsettiğimiz startuplarla, open API'larla iletişim halinde olmamızı sağlayacak. Çünkü o kapalı sistemler artık çok geride kaldı. Yani ben sadece, sizin dediğiniz gibi, işi sadece ben bilirim, bankacılığı sadece ben bilirim değil. Bizim çok hızlı bir şekilde herhangi bir startupla veya bir iş ortağıyla çok hızlı bir şekilde entegre olabiliyor olmamız lazım. Bu entegrasyonu sağlamak da bir platform bankacılığından geçiyor. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalar son noktalarına geldi. Dediğim gibi birkaç ülkede kullanılmaya başlandı. Biz de Türkiye olarak 2019 yılı içerisinde bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Peki. Bahadır Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İNEG Bank Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bahadır Şamlı'yı ağırladık. Çarşamba günü saat 13.30'da Finansal Teknoloji ile karşınızda olacağız.